ayrılığı yok etmez ölüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar dilim. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen ölürüm. Yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm? Sana gelmediğim gün, öldüğüm gündür gülüm. Mehmet. Mehmet, yüzüğün nerede? Burada gülüm. Niye çıkarttın? Çalışırken çiziliyor, o yüzden çıkardım. Bak burada. Demin seni beklerken bir tuhaf oldum. Sanki... Sanki ne? Sanki gelmeyecekmişsin gibi. Gelmeyeceksin sandım. Gelmemek mi? Sen ne diyorsun gülüm benim? Ne gelmemesi? Üstümden iki kamyon geçse, son gücümle kalkar gelirim buraya. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür Mermin. Sus. Ölüm deme. Ne yapayım? Öylesiye seviyorum seni. Ben de seni öylesiye seviyorum Mehmet. Sadece o. Bir tek o ayırabilir bizi Nermin. Aşkımızın üzerine yemin ediyorum sana. Ben de sana yemin ediyorum Mehmet. Sadece ölüm ayırır bizi. Ellerin ellerimde oldukça hayattaki tek helalim sensin gülüm. Ayrı geçen her gün ikimize de haram olsun mu? Olsun gülüm.
de cürcüne başlamış yine. İyi günler Nermin. İyi günler Nermin. İyi günler. Kızların bakışlarını kıskançlığı gördün mü hayatım? Hayır. Ama evet, bir tuhaftı bakışları şimdi sen söyleyince. Ne oluyor bunlar? Niye böyle kötü kötü bakıyorlar? E haklı kızlar. Niye? Mahallenin en yakışıklısını kaptın da ondan. Allah Allah, havalara bak. Sen de en güzel kızını kaptın. Osman abi hayırlı işler. Eyvallah Mehmet'im. Adaş ne yaptın ya? Kale bırakılır mı? Bir şey olmaz. Sabahtan beri bakıyoruz zaten. Abla. Hadi sen de eve. Tamam. Hadi gel Mehmet abi. Vallahi komşu evleri temizliğe gidecek güç müç kalmadı bende. Buraya kadarmış. Yeter. Pes. Aman. Evin kiri pası biter mi? Boş ver. Fazla zorlama kendini. Üstten üstten alıver gitsin. Sen öyle diyorsun ama cin gibi onlar vallahi. Hemen anlıyorlar. Senden benden akıllılar. Eh o da doğru. Bak ne diyeceğim. Nermen'in düğünü ne zaman? Çıkmaz ayın son çarşambasına. Aa. Niye kız? Niyesi var mı kız? Ev yok ortada bark yok. Düğün mü yapılırmış? Aman iş ona kaldıysa kolay. Genç onlar iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Hı hı sen öyle de bakalım. Ablası da öyle diyordu. Samanlığın seyran meyran olduğu yok. Aha bak ablasının haline. Elde yok avuçta yok. Çocuk da hastalanmış. Ne yapacak aldı çocuğu doğru geldi anasının evine işte. Aha çocuk da ağlamaya başladı. Hadi komşum görüşürüz hadi. Abla hoş geldin. Hoş bulduk Nermin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim işte. Eniştem yok mu? Yok. Erzurum'a mal yükledi. Gel gel gel. Teyzesinin bir tanesi gelmiş. Oh. Abla bunun gözleri gittikçe bana mı benziyor ne? Ha? Ver bakalım teyzeye bir öpücük. Abla ateşi var sanki bunun. Sabahtan beri böyle. Bir terletsek düşer belki. Kızım. Olmadı mı daha çocuğun maması? Aç kalmasın. Zaten hasta. İyi bakılması lazım ona. Kızım. İki lokma da bana bir şey hazırla. İlacımı alayım. Tamam babacığım. Anne, yemek hazır mı? Bu saate kadar orada burada gezeceğine gelip de hazırlayaydın. Tek başıma yetemiyorum işte. Git el alemin evini temizle, ondan sonra gel burada yemek yap. Yeter artık, benimki de can. Senin kuru fasulyenin üzerinde kuru fasulye tanımıyorum annem. Vallahi billahi konuşturmuşsun yine ya. Şunun tadına bak. Afiyet olsun aslan oğlum. Sana öyle geliyor. Herkes annesinin yemeğini beğenir. Yok anne yok. Vallahi senin yaptığın bir başka. Oo pilav da hazır. Acayip açım. Ben bu tencereyi bir oturuşta götürürüm şimdi. Hadi anne. Salatayı bitirip geliyorum. Hani bir ev görmüştük geçen gün ya. Hangisi baba? Bir sürü gördük. Yukarı yokuşun orada. Ha.
Baktık ona baba ya, ondan bir şey olmaz. Her tarafı rutubet. Bir duvarı tamamen ıslak. Doğramalar falan da çürümüş bütün. Neyse, başkasına bakarsınız. Ya şöyle eli yüzü düzgün bir şey bulabilsek. Gerçi bulunuyor da kesemize göre bir şey olsaydı. Bulunur, bulunur. Sıkma kendini. Bu aralar ben de sana destek veremiyorum. Durumu biliyorsun. Kusura bakma. Estağfurullah baba. Bizim var zaten biraz birikmişimiz. Şu evi bulabilseydik hayırlısıyla gerisini hallederdik. Sabırlı oğlum. Ev kurmak hayat kurmak gibidir. Yavaş yavaş kurarsın. Ağzını şapşup edip durma be. Sanki pirzola yiyor. Alt üstü kuru fasulye yiyoruz. Ne oluyor Özlem? Bana bak, ne biçim laf o? Hayırlı akşamlar Özlem. İyi akşamlar Özlem abi. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Kaynanam da seviyormuş ha. Gel abi. Nasılsın canım baba? Sağ olasın Hasan. Abi nereden böyle? İş iş. Doldur Sultan Ana, doldur. Ya bu kuru fasulyeyi görünce kendimden geçiyorum baba. Şunlara bak ya. Bunca zaman geçti hala ayırt edemiyorum ha. Fotokopiyle mi çoğalttın bunları Celal baba? İşlerin nasıl Hasan? Buyur. Ne olsun be baba, kaynatıp duruyoruz işte. Bu işlerden bize fayda yok ama ne yapalım? Diğer işlerin nasıl Hasan? Buldun mu Azine'yi? Nerede Celal baba? Ya bizim bir arkadaşın tanıdığı bir kibeli heykelciyi bulmuş. 200 bin doları avucunun içine tırık diye ödemişler. Ya biz kibeleden falan vazgeçtik de bir küp altın bulsak. Ama nerede? Vermiyor ki Allah. Verdiklerin ve vermediklerin için şükürler olsun Allah'ım. Hasan abi, Hasan abi! Altı üstü bir yüzük be kardeşim. Peşinden bu kadar koşulur mu? Koşulur efendim. Allah Allah. Denize uçsa atlar mısın peşinden? Tabii ki atlarım. Al bakalım. Sağ olun. Efendim tat. Nail Bey elini çabuk tut. Mallar bir aydır depoda. Kaç taraf sıkıştırmaya başladı. Avrupa'da bunlar beklemeyi bilmez. Canım cici mi hiç sevmez. Doğru diyorsunuz efendim. Çilevin burada bir gün durması bana 30-40 bin dolara mal oluyor. Raspası bitti zaten. İki haftaya hazır hale gelir. Ha? İki hafta ama ha? Yok şimdi gelemem. Babamla birlikteyim. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Oldu, ben seni ararım canım. Öpüyorum, çaçav. Evin ilk projesi 700 metrekareydi ama şimdi arttırmak zorunda kaldık. Sadun ilk eşinden olan kızı da bizimle yaşamaya karar verdi. Benim kızım da Amerika'dan dönüyor. Düşünsene, bir evde 5 kişi olacağız.
İyi yapıyorsunuz vallahi. 5 kişi demek 5 ayrı yaşam biçimi demek. Mekan ne kadar büyük olursa o kadar iyi. Herkese bir yaşam alanı kalması lazım. Geçmiş olsun. Çok mersi canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mersi. Bugün belim çok ağrıdı. Ben de yoruldum valla. Şunlara bak. Para denizinde yüzüyorlar resmen. Biz kendi yerimizi açınca hepsi bizim dükkana gelecek ama. Gör bak o zaman parayla kim oynuyor. Kızım sen uçmuşsun. Bırak bu hayalleri. Allah bilir cebinde 20 milyon bile yoktur senin. Böyle bir dükkanı açmak için sermaye lazım. Para lazım. Çok mu zor yani? Kızım sende ilk güzellik bende olsaydı var ya. İş zengin bir koca bulmaya bakar kızım. Gerisi çocuk oyuncağı. Nermin. Müşteri. Buyur abi. Bak paşam bak görüyor musun? Bu ne ya? Zenginliğe giden yolun haritası. Dur be abi yine başlama Allah aşkına ya. Bak oğlum görmüyor musun? İyi bak. Ya bu harita yarım değil mi? Yazılar mazılar da yarım. Geri kalan nerede bu? Ya mesele de o işte. Bu yarım. Bu harita diğer haritaya giden yolun haritası. Ya baba kat da koy şunu cebine de hadi işimize bakalım. Tamam öyle olsun. Aha bak şuraya yazıyor. Eğer o parayı bulursam var ya bu gemilerin mislini almazsam bana da cin asan demesinler. Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Benim bu gemilerin sahiplerinden ne farkım var? Biz insan değil miyiz? Sanki onlar bu gemileri alın telleriyle aldılar. Eh abi şurada aşkımıza kaynak tutturup bir ev bulalım evlenelim diyoruz. Sen de bizle kafa buluyorsun ha. Hadi kolay gelsin. Olur, tamam. Alo Abdurrahman. Fişekler hazır mı? Tamam. Operasyonda hata istemiyorum, ona göre. Hadi baba seni bekliyoruz. Yalnız şu toplantıyı biraz kısa tutsak ha baba. Kapalı yerlerde fazla kalamıyorum. Sıkıntı basıyor bana biraz. Parayı yerken her gece kapalı yer falan demiyorsun ha? O gittiğin kulüplerin, barların, duvarları falan yok mu ha? O başka mesele be baba. Bu gemi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en lüks kruzlarından biri olacaktır. Geçen yıl dünyada 11 milyon kişi bu tip yolcu gemileri kruzlarla taşındı. Önümüzdeki sene ise rakamlarda %7.6'lık bir artış bekleniyor. Geleceği bu kadar açık, turizme dönük, insan merkezli bu yatırım için anlaşmalı olduğumuz tersaneyle görüşüp kapsamlı bir fizibilite yaptım. Ender'cim istersen telefonu kapat da devam edelim. Hemen sevgili kardeşim. Bu lüks turistik geminin maliyetini 9 senede çıkartıyoruz. Ayrıca... Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Para kazanmak için sen bizi onun bunun kaprisiyle uğraştıracaksın. İnsanla uğraşmak kolay mı? Kimi yatağını beğenmez, kimi yastığını. Bin bir çeşit insan inecek, binecek. Bin bir çeşit kapris demek. Bak şimdi, onca madenimiz var. Çıkanları koyuyorum gemiye, gönderiyorum güzel güzel. Akmaz, kokmaz. İnsana benzer mi var? (Gülüyor)
Filiz'cim sen Titanic'i seyretmedin galiba. Ha? Batar o gemi, batar. Bırak şimdi Filiz'e takılmayı da sende neler var onu söyle. Filiz'e katılıyorum aslında. İnsana yatırım yapalım. Mesela Dünya Güzellik Yarışması düzenleyelim. 100 ülkeden nakden yayınlanıyor. Hem para hem reklam. Bir taşla iki kuş. İşte sana turizm. Ben de bizzat ilgilenirim. Seni de jürinin başına oturturuz baba. Ha? Anlaşıldı. Nasıl bir şey yapalım canım? Sen gerginsin galiba biraz. Biraz gerginim. Bir kahve alır mısın? İyi olur. Mehmet. Filiz Hanım'a bir kahve. Şöyle açıp güzel bir fön çekelim mi? Çekelim Deniz'ciğim. Nermin Hanım, bu çiçekler size. Sizin burada müşteri memnuniyeti bayağı iyi galiba. Baksana, manikür pedikürcüler bile çiçek alıyor. Ha, o mu? O bizim Nermin. Buraya gelen birçok adamın aklını çeliyor. Ama anlaşılan adamlar onun aklını çelmeyi başaramıyorlar. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk Mügeciğim. Cilt bakımı ya da makyaj olacak mıydı? Sağ ol Mügeciğim, başka bir zaman. Aslında burası tam size göre bir ev. Bir oda bir salon. Yani çoluk çocuk yok değil mi? Yok. Buyurun. Burası mutfak. Biraz küçük ama nasıl olsa iki kişisiniz. Sizi idare eder. Salona geçelim. Gördüğünüz gibi ferah, geniş bir salon. Sabahtan akşama kadar güneş ışığını alıyor. Ne diyorsunuz? Sanki biraz bakımsız gibi. Vallahi bana sorarsanız bir boya badanayla çiçek gibi ev olur. Hem ikiniz de gençsiniz. Halledersiniz. Şahsen ben kaçırmayın derim, başka da bir şey demem. Sandığımız kadar kolay olmayacak galiba. Sen takma kafanı. Ellerin avcumda ya, gerisi hikaye. Hallederiz her şeyi. Sıkma güzel canını, gülüm benim. Gençsiniz siz, halledersiniz. Gençlikte, meşlikte halledilebilecek ne taraf var o arabenin?
Karizma yine doruklarda Filiz Hanım. Kimselere yüz vermiyorsunuz. Ama size bir içki ısmarlamama izin verirsiniz belki. Neden olmasın? White Russian. Memnuniyetle. Ne yapıyorsun sen? Anlamadın mı sanıyorsun? Bu da yeni mi öğrendin? Teknolojik flört. Kızcağız 2 haftalığına gelmiş Amerika'da. Kimseyi tanımıyor. Mesajla yalnızlığını paylaşıyor. Sinem, sevgilin Eda'nın en yakın arkadaşı Ender. Bu kadar da fazla olmuyor mu sence? Sen iflah olmazsın ya. Aşkım, hani nerede benim sürprizim? Tamam hayatım, sabırsızlanma. Ama pasta daha sonra demiştin. Gel canım. Mehmet şuraya bak. Ne kadar hoş. Rüya gibi. Kim bilir kim evleniyor. Ben de seni çok seviyorum. Günaydın. Selam millet. Günaydın oğlum. Günaydın anneciğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kahve. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi misin oğlum? İşte. Yorgun görünüyorsun. Şirkette akşama kadar canım çıkıyor. Ha, canı çıkmış, yazık. Şehzademiz de pek narin. Alt tarafı dün 1 saat bir toplantı yaptı. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyoruz ama yine de yaralamıyoruz. Günaydın. 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 Hayırdır? Bu saatte evde ne işin var? Asıl senin ne işin var? Dün geceden sonra Eda'da kalırsın sanıyordum. Ne de olsa o kadar havai fişek attırdın. Havai fişek mi? Kız arkadaşının doğum gününü havai fişekle kutlarsan senin düğününde ne yapacağız ha? Ne düğünü baba ya? Aa, rahat bırakın oğlumu. İlişmeyin. Genç, aslan gibi, bekar, delikanlı. Gezer de tozar da geçsin. Arada biraz da can yakacak tabii. Ne yapsın? Evlendikten sonra mı yapsın? Gidiyor musun? Evet. Abla nasıl oldu? Abla ateş çok fena artmış. Bir doktora falan mı götürsek? Yok yok. Şükrü seferden dönsün. Götürüp baktırırız. Şükrü seferden dönsün götürürmüş. Çocuk ne zaman hastalansa götürüyor ya, şimdi de Hızır gibi yetişir Şükrü Bey. Ya öyle, uğraşma kızlarımla sabah sabah. Hadi sen de dışarı, temizlik yapacağım. Seni de süpürmeyeyim.
Sen nereye kız? Bugün senin izin günün değil mi? Yok, çalışacağım. İyi ki bir işim var da çalışıyorum. Çalışıyormuş. Çalışıyorsun da ne oluyor? Duyan da anasını saraylarda yaşatıyor sanır. Tamam fıstık, çıkıyorum. Bir yarım saat sonra oradayım. Sen merak etme canım. Babamlar nerede anne? Sence bu saatte nerede olabilirler? Şirkettedirler tabii. İyi, ben kaçtım o zaman. Nereye? Biraz işim var. Bak, kimse senin gezip tozmana bir şey demiyor. Ama biraz da şirketteki işlerinle ilgilensen diyorum. Of anne ya, tamam, ilgilenirim. Tamam değil. Kendine çeki düzen ver. Bak, yarın öbür gün o koskoca imparatorluk senin olacak. Günaydın gülüm. Günaydın. Solgun duruyorsun, bir şey mi canın sıkıldı senin? Yok bir şey. Nermin, ne oldu anlatsana. Annem işte, sabah sabah yine söylendi durdu. Buna mı sıkıldın? Annen o senin, bazı şeyleri de duymayı var. Tamam da, söylenmekten söylenmeye fark var. Bana bak, oflamayı puflamayı bırak da sana güzel bir sürprizim var. Ciddi misin? Evle mi ilgili? Sabah bir arkadaşım aradı. Kim o? Tanımıyorsun sen, tersaneden. Ne diyor peki? Ya ben ona da söylemiştim, ev bakıyoruz diye. Bir tane ev bulmuş, içini gezip dolaşmış. Çok güzel, çok temiz diyor. Fiyatını sordu mu? Sonra kötü bir sürpriz olmasın. Yok canım, asıl sürpriz de orada zaten. Fiyatı da uygunmuş. Emlakçının numarasını aldım, konuştum adamla. O zaman hadi gidelim. Dur, dur. Saat 5'e randevul açtık. Peki, o zamana kadar birazcık vitrinlere gezsek olur mu? Hı? Olur gülüm. Tamam. Çok güzel. İnsan hepsini almak istiyor. Vallahi benim de aklım o büyük televizyonda kaldı. İnsanoğlu bu işte her şeyi istiyor. Olsun, hayal kurmak bedava. Mehmet, kredi kartı mı alsak? Taksit yapıyorlar. O zaman hepsini alabiliriz. Ne dersin? Ben olmayan parayla borca girmem. Ama bizim dükkanda Hülya var ya. Ne olmuş Hülya'ya? O zengin müşterilerin evine giderek evini 6 ayda A'dan Z'ye düzdü. DVD player'ından bulaşık makinesine kadar. Bunları konuşmuştuk Nermin. Evlere gitmeyi unut bir kere. Ayrıca evlendikten sonra çalışmanı istemiyorum. Hoşuma gitmiyor onun bunun elini ayağını temizlemen. Ama hayatım her şey çok pahalı, görmüyor musun? Hem tek başına nasıl kalkacaksın bu kadar yükün altından? Bırak da onu ben düşüneyim. Mehmet çok inatçısın ya. Evet, inatçıyım. Konu sen olunca çok inatçıyım. Hatta inat ne ki, deliyim, zır deliyim. Gencüse. Severler güzeli gencüse. Allah Allah. Ama şanslısın ya. Al bakalım. Sağ ol. Kalacak anlaşılır. Ödeyeceksin. Ne yapalım? Her gün aynı şey oluyor. Her derde devadır benim şeyim. Bir yudum içeceksin. Önce dile getirir adamı, derdini anlatır. Sonra bir bakmışsın çayımın buharına karışıp uçmuş, kaybolmuş bütün sıkıntın. Al bir yudum, al. Kendim için değil Ecelal.
Çocuklar evlenecekler. Hiçbir şeyleri yok. Benden de hayır yok. Ona üzülüyorum. Üzüldüğün şeye bak Sabri. Ceylan aldım, karşılığında sana bir aslan verdim. Doğru söylüyorsun da Celal. Mehmet her şeyi halleder. Sen hiç sıkma canını. Bunlar basit meseleler. Seven adamın önünde hiçbir güç duramaz. Aşk adama dağları delirmiş. Hallolur. Bugün bir ev bakacaklar. Çok iyiymiş diyorlar. Hadi hayırlısı. Onların sevgisi, bizlerin duası bu işi nihayete erdirecek inşallah. Sahiden de. Çayında keramet varmış. Kuş gibi hafifledim. Ben bir çay daha içerim. Ayıp ettin Dünür. Bu paraya böyle bir ev çok büyük bir şans. Hiç kaçırmayın derim. Ev sahibi sadece bir aylık peşin $300 da depozit istiyor. Başkaları en az $1000 depozit ister bu eve. Mehmet, şuraya o gördüğümüz kahverengi koltukları koyarız. Senin beğendiğin o büyük televizyonu da şu köşeye koyarız. Yok, ben şimdilik normal bir televizyona razıyım. Çok güzel perdeler görmüşsün. Buraya çok yakışır. Mehmet, ne olursun tutalım bu evi. Badanova'yı bile istemiyorum valla. Çiçek gibi ev, tertemiz. Pencereleri boyası çok yeni. Daha yeni de badana yaptırılmıştı. Tamam, tutuyoruz. O zaman bir kapora bırakın. Yarın da ev sahibini çağırırız. Bir güzel kontratınızı yaparız. Anlaştık. Bir şey soracağım. Sor gülüm. Beni ne kadar seviyorsun? Çok. Ne kadar çok? Kainattaki hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar çok. Peki sen? Ben seni çok seviyorum. Ne kadar? Kainat kadar seviyorum seni. O kadar mı? Aşk olsun Mehmet ya. Bir an önce evlenelim, olur mu? Eve taşınalım. Her şey çok çabuk olsun, olur mu? Olacak, olacak. Aynı yastığa başımızı koyduk mu dünyalar bizim olacak. Abla ne oldu? Ne diyor doktorlar? Bilmiyorum. Anlamadım ki. Her yerine iğneler batırdılar yavrumu. Bunları da tutuşturdular elime. Dünyanın tahlili, ilacı. Ne istiyorlarsa yaptıracağız. Başka çaresi mi var? Nasıl? Abla ver onları, ben baktırayım. Sağ ol. Abla kalsan burada belki bir şey lazım olur.
Günaydın abla. Günaydın. Nasıl oldu ufaklık? Biraz daha iyi. İçeride uyuyor şimdi. Rahatlasa bir yavrum. Mehmet'e de mahcup olduk. Dünya parası gitti çocuğun. Şükrü gelsin, bir onu bulup veririz artık. Ya abla ne olursun böyle şeyler düşünme. Hem iki gün sonra bizim de çocuğumuz olsa senden şey yapmaz mısın? Allah korusun. Yani yaparım tabii de. Siz de ev kurmaya çalışıyorsunuz be güzelim. Boş ver abla, bir şekilde hallederiz biz. Benim çıkmam lazım, görüşürüz tamam mı? Anne. Bak o kadar laf ediyorsun Mehmet'e. Gördün değil mi yaptığını? Kötü çocuk demedik ki zaten. Züğürt. Baban da aslan gibi adamdı. Yıllarca çalıştı o tersanelerde. Ne oldu? Kaynak gazı ciğerlerine duman yapınca mecburen emekli. Kızım, ben senin görmeye can attığın filmi yıllar önce seyrettim. Elinizdeki 3 kuruş da gitti. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Abla ya. Dün gece bir sürü sıkıntı atlatmışsınız. Ya. Evet. Şimdi nasıl ufaklık? İyi, daha iyi. Nasılsın canım, her şey yolunda mı? İyiyim hayat. Abi ben gideyim artık. Sağ ol. İyi çalış derslerine. Varsın hayatım. Ablam da sana karşı çok mahcup oldu. Lafım olur gülüm. Yeter ki ufaklık iyi olsun. Tam da sırasıydı ya. Evi nasıl tutacağız? Hastalanacak zamanı buldu bizim yaramaz. Sıkma canını, halledeceğiz. Nasip. Sürekli şikayet ediyor, söyleniyor diye anneme kızıyorum. Benim ettiğim lafa bak. Annemle benzeyen yanlarımız çok mu fazla yoksa? Yaşlanınca ben de onun gibi mi olacağım? Evet, çok sıkıldım ya. Ne olursun bir an önce kendi evimize çıkalım, olur mu? Tamam, bozma moralini. Her şey düzelecek. Otobüs geliyor. Selamünaleyküm. Oo, hoş geldin. Buyur otur. Ev sahibi de birazdan geliyor. Ben de onu söyleyecektim. Bir aksilik yaşadık. Dün gece bir hastalık olayı oldu da dün gece. Depozitoyu veremeyeceğiz. Paranın yarısı gitti. Bir aylık peşin versek? O da olmaz galiba. Yani bir şey yapabilmemiz mümkün mü acaba? Geçmiş olsun da. Kardeşim bu fiyata böyle bir ev bedava zaten. Ya millet 1000-2000 dolar depozito istiyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu fiyata bu evi bir daha rüyanda görürsün. Anlıyorum.
Peki ne yapalım? Her neyse. Ha. Şey... Ya istenmez ama kaporayı alabilir miyim? Orada dur bakalım. Sabahtan beri o ev için kaç kişi geldi biliyor musun? Sırf sen kapora verdin diye beklettim ben. İyi de eve hiçbir şey yaptırmadık ki de. Yani zaten bir sürü talibi varmış, kendin söylüyorsun. Hani bir şey kaybetmez misin gibi geliyor kaporayı versen. Yani bence. Öyle düşündüm. Neyse ben kalkayım. Tövbe tövbe ya. Ulan ne insanlar var ya. Hem insanı meşgul ediyorlar hem de kaporayı geri istiyorlar. Kapora geri mi verilir? Duvarda bile yazıyor. Okuman yazman yok mu senin? Kısa kes. Nerede duracağını bil, adamı rencide etme. Kızı koluna takıp hava basmayı biliyorsun ama. Ne dedin sen? Kızı koluna takıp da mı dedin? Konuştuğuna dikkat et. Kızın adını ağzına alma, çok kötü yapar. Akşam akşam başımı belaya sokma beni. Sakin ol ya. Niye üzerine alınıyorsun ki? Ben öyle ortadan konuştum. Yani öyle yapanlar var dedim. Yanlış anladım dedim. Hayda. Millet hepten delirmiş. Ben ne dedim şimdi buna ya? Kız dedim saldırdı. Adını söylesem öldürecek deli. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Nermin. Hadi çabuk hazırlan. Müşteriye gidiyoruz. Dışarı mı? Hadi oyalanma. Dışarıda araba bekliyor. Ben gitmesem biliyorsun Mehmet kızıyor. Kızım saçma saçma konuşma. Sana en yağlı müşteriyi ayarlıyorum, sen Mehmet kızıyor diyorsun. Ama... Aması maması yok. Ya boş ver şimdi Mehmet'i. Hadi oyalanma. Hem Mehmet nereden duyacak? Ya duyması değil de... İstemiyor işte. Kızım ne orijinal tipsin ya. Hem iki gün sonra evleneceğim diyorsun. Hem elde yok, avuçta yok diyorsun. Hem Mehmet kızıyor diyorsun. Deli misin nesin? Yürü hadi. Bu kıyamı da unutma. Buyurun Hadi gel. Buyurun efendim.
Sen bu tarafa yaklaş. Bu tarafta Arif'a. Lütfen oyalanmayın. Hiçbir sorun çıkmasın istemiyorum. Filiz Hanım? Annenizin manikürü için geldiler. Annemin biraz işi var. Sizi bekleteceğiz. Üst katı alabilirsin. Peki efendim. Buyurun. Hayırdır, erkencisin bugün. Buyurun, dinliyorum. Akşam çok içmişiz ya. Kafamın üzerinde Rus revüsü tepiniyor sanki. Hiç işe gidesim yok. Bugün kendime izin mi versem acaba? Tabii ki, gerek yok. Sen doğuştan izinlisin zaten. Bakıyorum sen de bugün kendine izin vermişsin. Ne izni? Sen kendin uyudun diye herkese uyuyor zannediyorsun galiba. Okuyamayan yoksul kız çocuklarını seçmenizin özel bir sebebi var mı acaba? Evet. Oo maşallah. Olur mu? Annem de neredeyse benden daha fazla çıkmaya başladı gazeteleri. Bakın çocuklar, işin özü şu. Bu çaresiz insanlara, bu yoksul çocuklara el uzatmak toplumsal bir sorumluluktur. Evet, bu açık. Fakat biz bu yardımları yapınca devletin de bize vergi indirimleri gibi bir takım kolaylıklar sağlaması lazım. Ayrıca sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolu bilinçli anneler yetiştirmekten geçer. Ben de bunun için imkanı olmayan kızlara öncelik tanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İyi günler, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hadi kızım hadi. Bir an evvel işine başla. Sonra bakınırsın. Yok be Mehmet'im. Bugünkü zehiri aldım yeterince kaynaktan. Ne var? Yok bir şey abi. İyi ki yok vallahi. Sabahtan beri yüzün gülmedi. Surata bak. Afyon mermeri. Ya emlakçıyla kapıştım kapana mevzusundan. Ev işi yattı. Falan filan ne bileyim hepsi birden fazla geldi herhalde. Sıkma canını. Buluruz elbette be. Buluruz bulmasına da neyle tutacağız abi? Aldığımız para terimizi silmiyor. Bak yine kırmaya başladım ben ha. Alo. Ya biz kardeşimize bir ev tutamayacaksak neciyiz burada? Yeninin altını boşuna mı deşiyoruz? Spor olsun diye mi? Ermin de çok üzüldü ya. Haklı kız. Ulan istediği iki göze. Bu sefer tam tuttuk derken... Morali de çok bozuk ha. Hadi yürü. Nereye? Kızı al şöyle sahile in, çay mı içir.
Gerçi oraların çay mayı da içilmez ama şey için. Ya ne bileyim ben, ne içerseniz için işte. Kız şöyle gezsin dolaşsın, açılır. Ferahlar biraz. Yürü. Mesai ne olacak? Paşam, bir mesai de aşkına ayır be. Ben seni idare ederim. Doğru söylüyorsun be abi. Eyvallah. Ben kaçayım o zaman. Şşş. Gerek yok abi. Şşş. Kıza bir şeyler alırsın. Benim yanıma gelir gibi gitme kızın yanına. Eyvallah abi, sağ olasın. Güle güle. Adil, yine yaptın yapacağını. Vay, bu ne sürpriz ya. İyidir Sinem, senden? Yok yok, bir işim yok. Tamam, ararım ben seni. Hadi, see you, öpüyorum, çao çao. Görüyorsun değil mi abini? Bir de bana işlerle ilgilenmiyorsun diyorsun. Fırsat bırakmıyorlar ki, dakika başı arıyorlar beni. Sevgilinin doğum gününü havai fişeklerle kutluyorsun. Ama bu arada da onun en yakın arkadaşı Sinem'e sarkıyorsun. Ne o? Çevresindeki bütün kızların abisine aşık olmasını mı kıskanıyor? Benim rahibe kardeşim. Aşk mı? Git Allah aşkına ya. Sen aşkı bu kadar basit mi zannediyorsun? Seni sahiden sevecek birini bulmayı düşünmüyor musun? Gerçek aşk denilen şeyle tanışmayı. Bizim yaşadığımız şeyin aşk olmadığını nereden biliyorsun? Bana aşık olan kızlar 8 otobüs doldurur. Hala aşk diyor ya. Bana anlatma bu masalları. Ne varmış kızlar bana aşık oluyorsa? Hayret bir şey ya. Ben mi suçluyum? Ne olmuş yani? Bana aşık olmaları çok mu garip? Sen durumunu anlamıyorsun. Neymiş durumu? Sende Ender Kervancıoğlu kimliği, bu soyadı, koskoca şirketler, banka hesapları olmasa yine her şey aynı olur muydu sence? Soyadına koşuyorlar. Ne ilgisi var ya? Soyadımla, banka hesaplarımla mı aşk yaşıyor bu kızlar? Allah'ım, inatla aşk diyor ya. Ender, şunu kabul et artık. Sende bu soy ismi ve cebindeki limitsiz kredi kartların olmasa, bırak sosyetenin Amerika'da okumuş kızlarını, içerideki eğitimsiz, gariban manikürcü kızı bile kendine aşık edemezsin sen. Kimi? Bunu mu? Vay. Varoş güzeline bak. Fena değilmiş ama ha. Egzotik. Beş dakikalık işi var. Rıza, şu kravatı ceketi çıkar bakayım. Anlamadım efendim. Ceketi kravatı çıkar dedim sana, hadi. Başüstüne efendim. Çabuk. Arabayı ben süreceğim, sen de ortadan kaybol bakayım. Hadi çabuk, hadi hadi. Başüstüne. Hadi hadi, hadi. Ver bakayım, hadi. Diğer şoför arkadaşım mesaisi bitti. Ben götüreceğim sizi.
Çift şoför kullanıyorlar da. Buyurun, buyurun. Bir tane beyaz bir versene bak. Buyur abi. Ne kadar? 5 milyon. Buyur. Bakar mısınız? Nermin'i bekliyorum da, işi uzun sürer mi daha? Nermin geri dönmedi ki. Ne? Nereden dönmedi ki? Bir yere mi gitmişti? Dışarı müşteriye gitmişti o. Peki, sağ olun. İşten biraz erken çıktım da, senin işin uzun sürer mi diye bir sorayım dedim. Şey hayatım, benim biraz daha işim var. Dükkan işler bugün yoğun da. Peki Nermin. Galiba. Bilmez olur muyum? Ama aynamdan yansıyan şu güzelliğe bakmaktan önümü göremiyorum. Bütün yollar birbirine karıştı. Lütfen, fazla vaktim yok benim. Bir an önce gideceğimiz yere gitsek iyi olur. Adın ne senin? Çeker misin kenara? Sinirlenme canım. Az bir şey kaldı zaten. Şimdi taksiye binseydim çoktan varmış olurdum. Yavaş! Sen de bir karar ver artık. Hem acelen var hem de yavaş diyorsun. Hala söylemedin adını. Geldiğin zaman gördüm seni. Çok beğendim. Birden vuruldum sana. Hemen diğer şoförle yer değiştirdim ki seninle tanışabilme mutluluğuna erişeyim. Bu yaptığınız ayıp oluyor ama. Neden ayıp olsun? Neden kızıyorsun bana? Kabahat sende. Bu kadar güzel olmasaydın. Bak, fazla ileri gidiyorsun. Bir erkeğin bir kızı beğenmesi suç mudur sence? Geldik burası. Sen git de o çalışsın, konağın süslü püslü hizmetçilerini kandırmaya çalış. Öyle olsun. Ama vazgeçmedim daha.